One Piece güç analizine hepiniz hoş geldiniz. Bu video serisinde seçtiğimiz bir karakterin gücüne odaklanacağız. En küçük ayrıntısına kadar bakacağız. Bu bölüm için seçtiğimiz karakter Kızıl Saç Korsanları'nın 2 numarası Ben Beckman. Ben Beckman karakteri One Piece'in birinci bölümünde gözüken, lakin ondan sonra karşımıza pek de çıkmayan bir karakter. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, gözüktüğü her bölümde ağırlığını ve karizmasını korumuş bir karakterdir. Gücü konusunda gördüğümüz şeyler kısıtlı da olsa, bu her daim sakin görünen adamın ne kadar güçlü olduğu duruşundan bile hissedilmektedir. Peki elimizde hangi bilgiler var? İlk olarak zekasıyla başlayalım. Serinin yaratıcısı Eiichiro Oda'ya göre, East Blue Saga'da gözüken en zeki karakter Ben Beckman'dır. East Blue kısımları yani Grand Line öncesi kısımlar One Piece'in girizgahıdır ve üzerinden uzun yıllar geçmiştir. Belki hatırlamayabilirsiniz ve East Blue'da öyle çok da karakterin gözükmediğini düşünebilirsiniz. Fakat böyle düşünürseniz yanılırsınız. Şimdi sayacağım 3 kişiyi East Blue sezonunda gördüğümüzü unutmayın. Shanks, Mihawk ve Dragon. Eiichiro Oda'nın dediğine göre Ben Beckman bu 3 karakterden de zeki ve bu derece zeki olmak One Piece evreninde her zaman güce de yansımıştır. Sadece zekası da değil. Dediğimiz gibi Ben Beckman her daim sakin, ağır ve ciddidir. Seride pek çok savaşını gördüğümüz karakterlerden birini örnek verecek olursak, Roronoa Zoro'yu örnek verebiliriz. O da gücünü göstermesi gereken kısımlarda her zaman ciddi ve zeki olmuştur. Bunun en net gözüktüğü savaş, belki de Dressrosa'daki Pika Savaşı'dır. Seride bunun gibi pek çok ciddiyet ve zekanın savaşta ne kadar önemli olduğunun örneği olduğu için, Ben Beckman'ın gücünü analiz ettiğimizde bunu göz önünde bulundurmamak yanlış olur. One Piece Red filmi ile birlikte çıkmış olan Cilt 4 milyar adlı One Piece manga cildinde Shanks ve tayfasıyla ilgili kanon bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgilere göre Ben Beckman silahını ve mermilerini haki ile kaplayıp kullanan bir karakter ve silahından çıkan mermiler o kadar güçlü ki rakiplerini delip geçebiliyor bile. Bu zamana kadar tüfek veya tabanca ile savaşan üst düzey bir korsanın duellosunu göremedik. Bu yüzden One Piece evreninde tabanca kullanan güçlü karakterlerin dövüş stilini hayal etmekte zorlanıyoruz. Bu gibi korsanların hepsi Kızıl Saç Korsanlarına özel olarak seri boyunca saklandı. Ben Beckman, Yasop ve Lucky Roh. Üçü de ateşli silahlar kullanıyor. Üçü de Kızıl Saç Korsanlarında ve üçünün de hala bir aksiyonunu göremedik. 1000 bölümü aşkın One Piece izledik. O yüzden kaptandan sonraki en güçlü karakterin her zaman kaptanın sağ kolu olduğunu biliriz. Yani şurası çok net. Yasop, Lucky Roh ve Ben Beckman arasında en güçlü karakter Ben Beckman. Ve aslında bu da onu One Piece evreninde ateşli silahlar kullanan karakterler arasında en güçlüsü yapıyor. Bir donanma amirali bile Ben Beckman'ın silahından çıkan merminin kendisine zarar vereceğini farkında. Gelin biraz o sahneden bahsedelim. Ben Beckman'ın Kizaru'yu durdurduğu sahneden. Kizaru'nun karakterini az çok biliyoruz. Onu tanıyabilecek kadar uzun izledik. Kendisinin tavırlarına, ağzından çıkan kelimelere güvenecek olsaydık süpernovalardan bile korktuğunu düşünmemiz gerekirdi. Durum böyle olunca tabii ki Kizaru'nun Ben Beckman'dan korkmadığı kesin. Ama her ne olursa olsun ellerini havaya kaldırması ve Ben Beckman'a ismiyle hitap etmesi bazı şeylerin göstergesi. Pozisyonda Ben Beckman'ın silahını ateşlemesi Kizaru için büyük sıkıntı olabilirdi. Fakat bu sahnede çıkarabileceğimiz bir sonuç daha var. Üzerine pek konuşulmamış bir sonuç. One Piece evreninde Koramiral ve daha üst rütbedeki karakterlerin gözlem akisi bildiği onaylı bir bilgi. Ve amirallerin bu konuda daha da üst düzey olması tahmin edilebilmesi zor bir şey değil. Fark ettiyseniz Kizaru, Ben Beckman ona seslenene kadar onun varlığından haberdar bile olamıyor. Tabii ki bunu yapabilmesi için çok üst düzeyde bir hızı ve yine çok üst düzeyde bir kendini gizleyebilme özelliği olması lazım. Yani Kizaru gibi bir karakterin arkasına o hissetmeden geçebilmek ve belli bir süre boyunca varlığını gizleyebilmek öyle her karakterin yapabileceği bir şey değil. Yonko'ların ödüllerinin açıklandığı sahnede Kızıl Saç tayfasıyla ilgili çıkarabileceğimiz çok net bir sonuç var. Shanks'ın asları diğer imparatorların asları gibi değil. İmparator olmamalarına rağmen o sahnede gücü
gücü övülen 3 karakter var. Lakiro, Yasop ve Ben Beckman. Sırf bundan dolayı bile Ben Beckman'ın Yonko'nun ikinci adamları arasında en güçlü karakter olduğunu söyleyebiliriz. Yine aynı sahnede bu tayfanın ödüllerinin diğer Yonko tayfaları gibi olmadığını, çoğunun fazla ödüle sahip olduğunu ve ödül konusunda dengeli bir tayfa olduğunu öğrendik. Buradaki dengeden kasıt kaptan ile aslar arasında uçurum olmaması. Mesela Kaido ile ikinci adamı King arasında 3 milyardan fazla fark var. Aynı şey Big Mom ve Katakuri için de geçerli. Yani sizin anlayacağınız bu sahne tamamen Ben Beckman'ın ne kadar güçlü olduğunu anlatan bir sahne bana soracak olursanız. Tabii ki sadece Ben Beckman değil, Yasop ve Lakiro için de aynısı geçerli. Lakin videomuzun konusu olduğu için bizi ilgilendiren kısım Ben Beckman. Kızıl Saç Korsanları'nda biz her ne kadar Shanks'ı genelde ciddi sahnelerde görsek de aslında karakter olarak Roger'a hatta Luffy'ye benzeyen bir karakter. Ve Ben Beckman'ın Vivre kartında verilen bilgiye göre Shanks'ın tırnak içinde bu gevşek tarafını dengeleyen karakter Ben Beckman. Tayfayı gerektiği yerde ciddiyete davet eden, her zaman sakin kafayla doğru karar alınabilmesini sağlayan bir karakter. Bu benim bir çıkarımım değil, kanon olduğu bilinen Vivre kartta yazan bir şey. Ama benim çıkarımım ne diye sorarsanız size şunu söyleyebilirim. Shanks ve Ben Beckman'ın karakter olarak çok benzediği bir ikili var. Roger ve Rayleigh. Ben bu iki karakterin sadece kişilik olarak değil, güç olarak da paralellik gösterdiğini düşünüyorum. Yani bana soracak olursanız Shanks ile Roger arasında ne kadar güç farkı varsa Ben Beckman ile Rayleigh arasında da o kadar güç farkı var. Çünkü az önce bahsedilen sahnedeki dengenin en iyi örneği Roger tayfasında var. Belki de One Piece'te gücü kaptanına en yakın olan karakter Rayleigh'dir. Benzer bir durum Ben Beckman'da da olabilir. En azından ben böyle hissediyorum. Geldik Ben Beckman'ın kimi yenebileceğine. Bildiğiniz gibi güç analizi videolarının sonunda böyle bir geleneğimiz var. Şimdi açıkçası ne çok güvenli oynamak istiyorum ne de fazla uçmak istiyorum. Ben Beckman kesinlikle amirallerle, Oden'le ve bu seviyedeki diğer karakterlerle rahat bir şekilde kapışabilir. Hatta yenebilir. Ama kesinlikle yener diyebileceğim karakterlere örnek verecek olursam şunları sayabilirim. Eustace Kid, Trafalgar Law, Roronoa ve bu seviyedeki karakterler. Bence Ben Beckman bu karakterleri yener. Ben Beckman'ın gücü hakkında diyeceklerim bu kadar. Siz de yorumlara Ben Beckman'ın gücü hakkında neler düşündüğünüzü yazmayı unutmayın. Önümüzdeki videolarda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.